Halkların Demokratik Partisi HDP'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenerek Anayasa Mahkemesi AYM'ye gönderilmesi, geçmişte yaşanan parti kapatma süreçlerini çağrıştırır niteliktedir. Geçmişte yaşanan parti kapatma örnekleri göz önüne alındığında, bu son adımın çözüme yönelik, önleyici ve caydırıcı olmaktan çok, çözümsüzlüğe ve istikrarsızlığa davetiye çıkarır nitelikte olabileceği göz ardı edilmemelidir. Söz konusu siyasi partinin kapatılması. Bu partiye mecliste temsil yetkisi veren 6 milyon seçmeni de dolaylı olarak cezalandırmaya yönelik bir durum ortaya çıkacaktır. Böyle bir durum uzun vadede reaksiyoner ve belki de daha güçlü bir politik hareketin yeniden ortaya çıkmasına vesile olabilir. Suç iddiasına maruz kalan kişilerle birlikte mensup oldukları siyasi partinin de cezalandırılma yoluna gidilmesi, demokrasimizin ve yargının tartışılır hale gelmesine ve ayrıca sorunun daha da büyümesine neden olabilir. Geçmişte siyasi partileri tam 4 kez kapatılan, siyasi yasaklarla yüz yüze kalan ve bunların sonucu olarak acı tecrübeler yaşayan Milli Görüş Hareketi'nin temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi olarak bizler, parti kapatmanın çözüm olamayacağını, suçlu olduğu iddia edilen şahıslar hakkında ise, münferit hukuki sürecin başlatılması gerektiğini ifade ediyoruz. Nefret, kutuplaştırma ve ötekileştirme yerine, 83 milyonu kapsayacak şekilde kucaklayıcı ve birleştirici bir anlayışın sağlanması yolunda atılacak olan her türlü adıma en büyük desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha aziz milletimizin huzurunda ifade etmek isteriz.